Sağlığım için her şeyin ağız ve diş sağlığı köşesinde bugün Türkiye'de diş tedavileri konusunda merak edilenleri konuşacağız. Bu konuda bize diş hekimi Pertev Kökdemir bilgi verecek. Sevgili izleyiciler, eğer siz de dünyanın hangi ülkesinde olursanız olun Türkiye'de diş tedavisi yaptırmak istiyorsanız ya da Türkiye'ye implant tedavisi ya da gülüş tasarımı için gelmek isteyen bir yakınınız bulunuyorsa lütfen bu bölümümüzü dikkatle izleyin. Çünkü merak ettiğiniz pek çok sorunun yanıtını biraz sonra diş hekimi Pertev Kökdemir'den öğreneceğiz. Sorularınız için de iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Sohbetimize önce e, Türkiye'de diş hekimliğinin e, durumundan başlamak istiyorum. Dünyaya baktığımızda, dünyada geliştirilen her yöntem, son teknolojiler, Türkiye'de e, e, ağız ve diş hastalıklarının tedavisinde Uygulanabiliyor mu? Türkiye dünyada diş hekimliği teknolojisinde ve uygulamalarında nerede? Evet biz e, Türkiye'de aslında e, dünya ile karşılaştırdığımızda e, birçok Avrupa ülkesine göre çok daha ileri durumdayız. E, çıkan yeni cihazlar, tarama yöntemleri, ölçü alma yöntemleri, e, dijitalleşme... Türkiye'deki kliniklerde birçok dünyadaki birçok klinikten daha ileri durumda diyebilirim. Dijital ölçüler, işte bu hamur şeklinde ölçüler yerine dijital ölçülerin alınması. Bunların sisteme aktarılması, sistem üzerinde gülüşün dizayn edilip hastalarımıza uygulanması, sürelerin kısaltılması, bunların hepsi aslında dünya ile karşılaştırdığımızda ülkemizde çok yaygın bir şekilde uygulanıyor ve hastalarımıza çok daha konforlu tedaviler sunabiliyoruz bu sayede. Peki, şimdi diş hekimliği teknolojisinde Türkiye çok iyi bir yerde. Peki Türkiye'nin yurt dışındaki hastalar tarafından tercih edilmesinin diğer nedenleri neler? Örneğin Türkiye'de bu teknolojiye ve deneyime ve kaliteye karşın diş tedavilerinin maliyetleri daha mı ucuz? Türkiye'nin coğrafi ve tarihi konumunun da bunda bir etkisi var mı? Türkiye bir kere konum olarak, coğrafi konumu olarak çok iyi bir yerde. Bütün çevremizdeki ülkelere, e, maksimum 4 saat uzaklıktayız ve e, işte İngiltere'den veya Arap ülkelerinden hastalar e, 4 saatte 5 saatte e, maksimum Türkiye'ye gelip ki e, yakın komşularımızdan daha kısa sürelerde Türkiye'ye gelip, Diş tedavilerini yaptırabiliyorlar. Aynı zamanda Türkiye, Asya ile Avrupa arasında bir geçiş noktasında uzak doğuya seyahat edecek olanlar veya işte Avrupa'ya uzak doğudan gelecek olanlar da Türkiye'de durup diş tedavilerini veya saç ekimlerini veya estetik tedavilerini yaptırıp gidecekleri destinasyona devam edebiliyorlar. Dolayısıyla bir kere coğrafi olarak çok avantajlı bir yerdeyiz. Hastaların buraya ulaşımı... Çok kolay oluyor. Bunun dışında evet hekimlerimiz çok tecrübeli hekimler. Burada birçok tedaviyi çok iyi bir şekilde ve çok rahat bir şekilde yapabiliyorlar. Hastalarımıza uygulayabiliyorlar. Hatta Türk diş hekimleri dünyaca artık bu Hollywood Smile dizaynını çok iyi bir şekilde yapıp uygulayan hekimler olarak ünlenmiş durumda. Ülkemizde gülüş dizaynı konusunda çok başarılı işler çıkıyor. Bunun yanında evet fiyat da çok önemli. Sağlık turizmi yapan birçok ülkeyle karşılaştırdığımızda Türkiye'deki fiyatların o ülkelere göre çok daha avantajlı olduğunu görüyoruz. Bunun dışında Avrupa ile Türkiye'deki fiyatları karşılaştırdığımızda 4'te 1, 5'te 1 hatta bazı tedavilerde onda tedaviler bir fiyatına tedaviler uygulanabiliyor ülkemizde. Evet. Gerçekten fark var. Peki en çok hangi tedaviler için yurt dışından hastalar geliyor? Bir de daha çok hangi ülkelerden hastalar Türkiye diş tedavileri için tercih ediyorlar? Bu genel tıbbi branşlara göre biraz değişiyor mu ülkelerin ağırlığı? Evet, e, tabii ki işte medikal estetik veya saç ekimi bu konularda Arap ülkelerinden çok fazla hasta gelirken e, diş tedavisiyle ilgili olarak. Amerika'dan ve Avrupa'dan çok sayıda hasta e, kliniğimizi tercih ediyor. Bunun sebebi de işte e, konum olarak hem e, rahat bir konumda olmamız hem de e, fiyat olarak çok avantajlı durumda olmamız. Hastalarımız daha çok implant tedavisi ve estetik tedavilerle ilgili olarak e, burayı tercih ediyorlar. E, implant tedavisinde tercih edilmesinin sebebi bir kere e, gerçekten ileri teknoloji imkanlarla bu implantların uygulanıyor olması, son sistem implantların hastalarımıza uygulanabiliyor olması, işte şeker hastası veya kalple ilgili bir problem yaşamış bir hastada veya kanser tedavisi görüp iyileşmiş bir hastada örnek veriyorum implant tedavisi uygulanırken o hastalara özel implantların, o hastalara özel üretilmiş implantların uygulanıyor ve başarıyla uygulanıyor olması bir tercih sebebi. Estetik tedavilere geldiğimizde de e, bu tedavilerde hastaların beklentilerini anlamak çok önemli. E, yani nasıl bir gülüş istiyor, e, onun için estetik olan şey ne? Bembeyaz dişler mi yoksa doğal görünen, temiz görünen ama iri dişler mi? Bu beklentiyi işte doğru şekilde anlayıp uyguladığınızda e, hastalarımız da e, yeni gülüşleriyle mutlu olarak e, ülkelerine ayrılıyorlar. Şimdi Biraz önce Hollywood Smile dediniz yani Hollywood gülümsemesi, gülüşü. Nedir bu? İnsanlar, gelen hastalar, Hollywood Smile derken tabii ki beklentilere, kişiye özel farklıdır. Nedir Hollywood Smile ve bu kavram altında estetikle ilgili, diş estetiğiyle ilgili neler yapılıyor? Şimdi Hollywood Smile evet bir kavram. Hollywood yıldızlarının sahip olduğu gülüşe sahip olmak demek ama bunu yaparken işte bazı kriterler var ve biz bu kriterlerin hepsini yerine getirebiliyorsak hastamıza bir Hollywood Smile vermiş oluyoruz. Bu bütün yüzlerde ve bütün dudak yapılarında bütün ağız yapılarında mümkün olmuyor ama bu kriterlerin Mümkün olan en fazla sayıda parçasını biz sağlamaya çalışıyoruz. Mesela bunlar neler? Örnek veriyorum. Hastamızın dudakları serbest durumdayken ağzını bir miktar açtığında ön iki dişinin uçlarının bir veya bir buçuk milimetre görünmesi. Bu bir estetik ifadedir. Bu bir gençlik ifadesidir aslında baktığımızda. Bunu bir kere sağlamaya çalışıyoruz. Eğer bu hastamızda yoksa böyle bir gülüş. Ardından hastamız kocaman güldüğünde diş eti kenarlarının e, gözükmemesi. Tam dişlerin e, dudağın yukarı çıkabildiği maksimum noktada bitiyor olması. İşte burada işin içine pembe estetik de giriyor. Eğer hastamızın diş etleri gözüküyorsa ona göre bir dizayn yapıp gerekirse diş eti seviyelendirmesi yapıp e, gülüşü o çizgide bitirmeye çalışıyoruz. Dudak çizgisiyle diş çizgisini bir tutmaya çalışıyoruz. Dişlerin büyüklüğüyle ilgili kriterler var. Ön kesici dişlerimizden arkaya doğru bir çizgi çektiğimizde, kesici dişin tam ucundan geçen çizginin köpek dişinin de tam ucundan geçmesi ve aradaki yardımcı kesici dişe bu çizginin değmemesi gerekiyor. Mesela bu kriteri biz sağlamaya çalışıyoruz. Bu kriterleri estetik tedavi yaptığımız veya implant tedavisi yapıp diş yaptığımız bütün hastalarımıza aslında biz sağlamaya çalışıyoruz. Ama işte bunlara tek 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 böyle bakıyoruz. İşte göz bebeklerinden inen çizgilerin köpek dişinin tam üstünde olması, hastamız güldüğünde arkalarda karanlık üçgenler oluşmaması, dolgun bir gülüş olması. Gibi birçok kriter var. İşte biz bütün bu kriterleri kontrol ederek hastamıza maksimum Hollywood smile'ı sağlamaya çalışıyoruz. Gülüş tasarımı ve estetik diş dizaynı aslında bir yerde hastaları daha genç ve sağlıklı zinde gösteriyor değil mi? Yani e, diyelim bir hasta geldi dişleri sararmış, e, e, çapraşık. E, ve e, dediğiniz gibi dudakları da e, istenen anatomik ölçülerde değil. Böyle bir kişiye yaptığınız diş tasarımıyla, gülüş tasarımıyla kaç yaş gençleştirmek mümkün? E, <laughs> bu tabii ki evet. e, kişinin genel görüntüsüne bağlı. Evet. E, bunları yaptığımızda muhakkak göründüğü yaştan daha genç bir yaşta görünecektir. Çünkü bizim algımızda işte bu söylediğim kriterler aslında bir genç insanın gülüş kriterleri, gülüşünde olan şeyler, gülüşünde olan özellikler. Yaş ilerledikçe ya dişler aşınıyor, işte pozisyon değiştiriyor, yüz aşağı doğru sarkıyor. İşte o söylediğim görüntüler yavaş yavaş yaşla birlikte kaybolmaya başlıyor. Siz dişlerle bu görüntüyü tekrar kazandırırsanız işte yapacağınız işleri biraz daha büyüterek yapıp işte kenarlarını köşesini aşınmamış gibi 20'li yaşlardaki gibi şeffaf ve ince yapıp bitirirseniz Karşıdan bakan kişi sizi daha genç algılayacak, daha genç görecektir. Bu ve daha sağlıklı. Daha tabii. sağlıklı görecektir. Bu çok doğal bir aslında ilüzyon. İmplant tedavileri için de Türkiye çok hasta geldiği için sormak istiyorum. İmplant tedavisi için gelecek hastalar kaç günlerini, ne kadar zamanlarını ayırmalı? Kaç kere Türkiye'ye gelmeleri gerekiyor? Biraz önce sohbetin başında sıraladınız. Çok farklı implant türleri var. Kişiye göre değişen, diyabet hastası örneğin olup olmadığına göre değişen. Ama genel anlamda bir bilgi verirseniz çok aydınlatıcı olacak. Şimdi implant e, tedavisi diş kökleri yerine, eksik dişler yerine yerleştirdiğimiz e, çok ufak vidalar. E, çünkü biz şimdi diş kökü deyince aslında gözümüze belki çok büyük bir kök canlanıyor. İşte sizin yanınızda duran maket gibi kocaman bir <laughs> diş canlanıyor belki gözümüzde ama e, aslında bunlar e, dişin kökü dediğimiz kısmı aslında maksimum 1 santim, 1.2 santimlik bir e, yapı. Dolayısıyla yerleştirdiğiniz implantlar da çok büyük implantlar değil. Maksimum 1 santim, e, en büyüğü 1.6 santim. İşte hastamızın e, yüksek ve geniş bir kemiği varsa e, bu şekilde e, yerleştirdiğimiz vidalar. Burada modelde de göstereyim aslında dişle karşılaştırmak gerekirse. E, bu bir normal diş kökü, bu da e, kemiğin içine yerleştirilmiş bir implant vidası. Bu vida lokal anestezi altında çok rahat bir şekilde hastamız hiç ağrısız duymadan yerleştiriliyor. Sonra bunun bir kaynama süreci var. Bu kaynama süreci dediğimiz şey aslında implantın üstünde yivler var ama biz kemikle implantın e, tamamen kaynaşmasını istiyoruz. E, bu kaynama süreci de 2 ay sürüyor minimum. E, bu sürenin sonunda hastamızın tekrar gelmesi gerekiyor ama 2 ay söylediğim süre minimum süre maksimumda da 1 yıl diyebiliriz. Hastamız tekrar iznini ayarladığında, vaktini ayarladığında gelip implantının üstüne e, dişini yaptırabilir. E, i̇mplantla ilgili kısım bir gün sürüyor. E, diş üzerine yapacağımız diş de 3 ila 7 gün arası bir e, süre alıyor. Buna göre hastamız gelmeden önce de biz tedavi planını çıkararak hastamıza hem implantın nasıl yapılacağı e, hem tedavide ne kadar süre burada kalması gerekeceği birinci ve ikinci aşamalarda hem de tedavi maliyeti konusunda bilgi verebiliyoruz. Diş hekim Pertev Kökdemir çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sevgili izleyiciler, iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda sorularınız için, merak ettikleriniz için.